Madem o kadar ilgilisiniz. Gencecik çocuklar içeride çürüyorlar. Onların dosyalarına bir bakın bakalım ya. Kaç tanesi içici, kaç tanesi satıcı. Üstünde 2 gram, 3 gram şey bulunmuş. Ne denir işte, uyuşturucu bulunmuş. Çocuklar var orada satıcı diye yatıyorlar içeride. Çok gördüm. Onlar ne olacak? FETÖ'cüler onları adil yargıladı da hırsızları mı haksız yere içeri attı? Yani bunu mu diyorsunuz? Şu olmasın, bu olmasın. Katillerden bahsetmiyorsunuz. Ya o taksiciyi öldüren manyak çıksın o zaman dışarı. Yani ezbere işte uyuşturucu, cinsel, minsel böyle başlıyor. İşte terör diyor mesela. Kardeşim, kendi partiniz diyeyim daha doğrusu. Sürekli ne diyorsunuz? Şamil Tayyar'ın, eski AKP milletvekili Şamil Tayyar'ın sözünden dem vuruyorsunuz. Diyorsunuz ki işte FETÖ borsası oluşturuldu diyor. Zenginler içeride yatmıyor. Garibanlar suçsuz da olsa içeride kalıyor diyorsunuz. Bunlar sizin iddialarınız, benim değil. Şimdi işte terör de çıkmasın diyor. O adamlar terörden yatıyor içeride. Yani bir işe başlıyorsanız, daha doğrusu oraya baş koyuyorsanız devam edeceksiniz. Yani. Kelle koltukta gideceksin. Ya da hiç orada öyle kağıttan asker gibi davranmayacaksın. Gel buraya seçim öncesi açacaksın, şey yapacaksın böyle, ama infial yaratacak suçlar hariç niye tepki var değil mi? Lan oy kazanacağız derken oyu kaybetmeyelim diyorsun. Yani. Hayır efendi. Bu işleri biliyorum diyorsan her şeyi açıkça konuşacaksın. Bilmiyorsan o zaman hiç konuşma. Çekil kenara. Herkes her şeyin ne olduğunu biliyor zaten. Yani samimi iseniz yapın bunu. Siz de oy için yapıyorsanız AKP'den bir farkınız yok. AKP oy götürüyor diye seçim sonrasını attı. Şimdi onlara eleştiri getirme hakkınız yok o zaman. Gergerlioğlu aynı şekilde. Yani senin mahkumun benim mahkumum olayına girerseniz bu işten herkes yine zararlı çıkar. Mesela mahkumlar arasında da var. Herkes işte benim mahkumum çıksın. Herkesin tanıdığı işte akrabası, yakını her neyse masum. Diğer herkes tukaka. Birisi diyor uyuşturucunun Allah belasını versin. Öbürü diyor katilin Allah belasını versin. Öbürü diyor cinselin Allah belasını versin. Öbürü diyor dörtte dörtten Allah belasını versin. O zaman kimse çıkmıyor işte. Olmaz. Tanan'ın açıklamaları tamam, herkes böyle hani sevindirici buluyor. Tabii ki sevindirici. Niye sevindirici? Birileri konuşuyor en azından diyoruz ki bunu bekliyorduk. Ama bunu oy için yaptığınızı ben böyle direkt anlıyorum yani. Araya ikide bir sıkıştırmanızda. İnfial yaratan suçlarla. Çünkü diyor ki şimdi ben af çıksın af çıksın dersem yıllardır ortaya attığımız o argüman işte sapıkları çıkartacaklar. Uyuşturucu şeylerini işte bağımlılarını aramıza salacaklar. Laflarını yemiş olacağım diyorsun. O argüman ortadan kalkmış olacak. AKP bana karşı kullanacak aynı şeyi diyorsun. Korkuyorsun yani. Bu kadar basit. Korkuyorsan işe hiç girme. Girme. Bir şey çıkmayacağını biliyoruz zaten. Dillendirirsen sonuna kadar gerçekleri söyleyeceksin o zaman. Söylemiyorsan biz aptal değiliz. Yani aptallar inanır. O ayrı mesele. Ben öyle iki konuştunuz diye geçip de size bu yüzden oy verecek değil. Meclis görüşmeleri var. Meclis görüşmelerinde adam gibi konuşanlar mahkum yakınlarının gözünde yücelecekler. Gerçekleri söyleyenler ya. Ama bunlar af vermiyor. Şeyi de attılar. Seçim sonrasında aha fırsatı da kaptık. MHP'yi de susturdular. Biz topa girelim. Biz alalım oyları. Güzel. Alın. Zaten mahkum yakınları aklını kullananlar onlara oy vermeyecek. Şu anda ama çoğu kişi diyor ki biz oy kullanmayacağız diyorlar yani. Ben de diyorum ki rakiplerine verin her yerde. Rakiplerine verin ki oy gücünüzü görsünler. Şimdi sen hiç kimseye oy vermezsen sen gücünü nerede göstereceksin o zaman? Bu parti olayı değil. Rakibi kimse. Rakibi yeniden refahsa yeniden refah ver.
bilmem ne ilçesinde işte CHP kazanır diyorsun, CHP var. Ben öyle yapacağım. Ben mesela benim bulunduğum yerde AKP dışında kimsenin kazanma ihtimali yok. Ama ben yine de onun en büyük rakibine vereceğim. Hangi parti ise. Çünkü şunu görsün istiyorum. Ha bak. Biz işte tepkiden çekindik bilmem ne. Bak orada binlerce insan içeride. Bunların aileleri de dışarıda. O dörtte dörtler işte dörtte üçe iniyor. Koşulu salı vermeye denetim falan veriliyor. Aa babamız geliyor falan filan diye çocuklar beklerken tak diye salladım seçim sonrasını. Aa bak. Görüyor musun oy oranı nasıl değişti? Değişsin istiyorum. 31 Temmuz'da o kadar kişiyi mağdur ettim bak. Oy dengesi nasıl değişti? Değişsin istiyorum. Yani. Af gelmesini kimse istemez. Cezaevinde yakın olmayan kimse istemez. Yani geçen birisi de yazmış yine. Yorumlara işte sen diyor ben diyor senin eski videonu gördüm de işte sen diyor dörtte dörtlere şöyle demişim böyle demişsin de al istediğin oldu da şimdi bana böyle böyle. Arkadaşlar benim ben videolarımdan çekiniyorsam kaldırırım zaten onlar benim elimde. Ben hala aynı şeyleri söylüyorum. Adam vurmuş, öldürmüş, çıkmış bir daha. Çıkmış, gitmiş yaralamış, gitmiş gasp etmiş, gitmiş efendime söyleyeyim tehdit etmiş. Haraç yemiş. Bu kişiler hiç çıkmasın diyorum zaten. Hala aynı şeyi yapacaksa hiç çıkmasın. İçeride binlerce kişi var. Hiç çıkmaması gereken. Bunu hep söylüyorum. Ben genel af çıkmaz diyorum ve çıksın da istemiyorum zaten. Bunu da hep söylüyorum. Sanki beni yakalamış gibi aa işte eski videolarını gördüm de. Arkadaşım o videoları orada tutan benim. Yani ben onu hemen silebilirim orada. Tükürdüğümü yalayacak olsam da hiç konuşmam yani. Netice itibariyle arkadaşlar Mahmut Taran'ın konuşmalarını beklendiği gibi ortadaki topu kapmak olarak görüyorum. Kaleye doğru ilerliyorlar ama bu kafayla gol mü atamazlar. Çünkü ne diyorum? Korkak kişiler hiçbir şey yapamaz. Biliyorsanız her şeyi açıklayın. İçeride kimler suçsuz yere yatıyor? Hangi suçtan? Hangi oranda suçsuz yere yatan mahkum sayısı var? Bunları açıklayın. Bilmiyorsanız susun. Söyleyemiyorsanız tamamen susun. Hatta o oylamaya falan da katılmayın. Görüşmek üzere.